11. Cumhurbaşkanımız benim çok sevdiğim, çok saydığım. Siz de siyasete kazandıran benim bildiğim kadarıyla yani, değil mi aslında? Diyaloğumun da çok güçlü olduğu, çok değer verdiğim bir parti büyüğümüz, bir devlet büyüğümüz. Yani bu çok bence çirkin bir yakıştırma. Ama bakın şunu söyleyeyim. Bu şu mitinge katılır katılmadı şeklindeki şey yani iddiayı ortaya atmışlar. Eğer bir inceleme varsa da bir bilgim yok. Hiç bilmiyorsunuz değil mi efendim onu? Hiçbir bilgim yok. Siz bunu hani bizden öğrendiniz şimdi. Diyelim ki varsa da gerçi ben vergi mahremiyeti nedeniyle yorum yapamam. Daha önce de hiçbir konuda yorum yapmadım. Bu Aydın Doğan grubu ile ilgili de sormuştuk da yapmamıştınız. Genelde prensip olarak çünkü vergi mahremiyeti var. Ama vergi incelemeleri böyle bir günde iki günde başlayıp bilmem böyle yansımaz. Yani bakın Gezi olaylarında çok meşhur sanatçılarımız çıktı. Ve dediler ki biz işte maliye bizi denetledi. Evet. Bir baktık denetim 2012'de başlamış. Gezi olayları 2013'ün ortasında. Şimdi klasik bunlar. Bakın yani ben dediğim gibi herhangi bir bilgim yok. Olsaydı da vergi mahremiyeti nedeniyle yorum yapamazdım. Ama bunun siyasi duruşla ilişkilendirilmesi klasik seçim öncesi bir fitne operasyonu dışında ben bir şey olarak görmüyorum. Sadece bir perspektif vermek açısından. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında 98 bin vergi inceleme raporu yazılmış. 98 bin. Çok ciddi bir rakam. Her birisine bir dakika ayırsam, her birine bir dakika ayırsam benim yılın 220 küsür mesai gününün 8 saatinin tamamını ona harcamam lazım. Ama şunu bilme, yani bizim bakın ekranlarda bizi izleyen vatandaşların şunu bilmesi lazım. Hiçbir vergi incelemesinin onayı bana gelmez. Hiçbir tanesinin onayı bana bilgi gelmez. Bilgi de vermezler mi size? Hiçbir şekilde bana bilgi vermezler. Vergi denetimi tamamen risk analizine göre yapılır. Bunu ihbarlar da olabilir. Onun üzerine de yapılabilir ama o cüzi bir kısmıdır. Büyük bir kısmı risk analizi dediğimiz bizim çok büyük bir veri tabanımız var. O veri tabanında yapılan incelemeler, istatistik incelemeler sonucunda riskli mükellefler belirlenir. Ona göre inceleme başlatır. Bu bir. İkinci olarak zaman zaman sektörel incelemeler yapılır. Sektörün tamamına bakılır. Sektördeki oyuncular. Bunların hiçbir tanesi bana gelmez. Böyle bir ortam veya herhangi bir nedenle randevu isteyip gelip durumu anlatanlar dışında benim konuya aşina olmam da mümkün değil.